ufak bir anlaşmazlık oldu. Tamam ya, anlaşamıyorsak gidelim. Ferhat abi vardı. Ertuğrul dedi. Şu dışarı bir bak bakayım dedi ya. Buradan dedi anlaşma imzalamadan dedi ne sen çıkabilirsin dedi ne biz çıkabiliriz dedi. Beni çekti bir kenara. Ulan bana bak dedi Ertuğrul. Bak bu kadar parayı dedi sana verdik. Ne olur senden rica ediyorum. Çok çalış. Ne bizi mahcup et ne kendin mahcup ol. Beşiktaş'ın efsaneleri arasına girdiğimizi düşünüyorum. Birçok insanın umudu yok. Fenerbahçe şampiyonluğu bırakmaz. O gün benim inancım inanın sonsuzdu şampiyonluğa. Çok da dedim ki siz dedim zaten gönüllerin şampiyonusunuz. Ama dedim çıkın bugün şu maçı kazanın. İnanın dedim biz şampiyon olacağız. Çocuklar şansa hazırlıklı olun. Şans seni buluyor ama eğer sen o şansa hazırlıklı değilsen o bir şans olmaktan çıkıyor. Belki de böyle hayatın boyu unutamayacağın da bir pişmanlık oluveriyor senin için. Babam antrenmanlara gitmemize izin vermiyordu. Biz tabii kaçarak giderdik. Yine bir gün ben genç takımda oynarken o zaman Zonguldak'ta genç milli takım seçmeleri yapıldı. Orada tabii babam demir çelik fabrikasında çalışıyor. Vardiyası da 8-16 derler. Yani 8'de gidiyor, 4'te geliyor. Ve bizim kafilenin de biz yine genç takımdan 7 tane arkadaş Muzaffer Hoca programı yaptı. Ertesi gün sabah 8'de kulübün önünden minibüs kalkacak. Zonguldak'a gideceğiz. Orada seçmelere katılacağız. Tabii babamın ben evden çıkmasını bekliyorum. 7.30'da genelde çıkıyor. 7.30'da çıktığı zaman ben de planım ona göre yetişeceğim 8'e. Ama o gün babamın geç çıkacağı tuttu. 7.30 oldu, 35 oldu, 40-45. Babam evden çeyrek kala çıktı. Ben tabii koştur kulübün önüne geldiğim zaman orada bizim hizmetimizi yapan abimiz Ertuğrul nerede kaldın dedi. Abi ne oldu dedim. Gittiler dedi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. O gün benim hayatımın dönüm noktası oldu. Buradan tabii gençlere verebileceğim en önemli mesaj da şu. Bir insan eğer isterse, hayallerinin peşinden azimle, kararlılıkla koşarsa mutlaka amacına ulaşacaktır. O anda bir karar vermem gerekti. Ya başımı önüme eğeceğim, eve döneceğim ya da hayalimin peşinden gidecektim. Ben tabii hiç soluklanmadan koştura terminale gittim. Zonguldak minibüslerine bindim ki o zaman da tabii eski yoldan Zonguldak yolu yaklaşık 2-3 saat falan sürüyor. Zonguldak'ta indim. Yine koştur Zonguldak Spor'un yukarıda Fener tesisleri vardır. Fener sahasındaydı seçmeler. Nasıl koştuğumu, o yokuşları nasıl çıktığımı hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım şey Zonguldak Spor'un tesisinin bahçesinde Muzaffer Hoca'nın gülümsemesi ve yanındaki milli takımın hocasına bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Orada şunu demiş, hah demiş söylediğim çocuk geldi. Ben o gün oraya yetiştim, maçta 2 tane gol attım ve ondan sonra yaklaşık herhalde bir 10 gün sonra falan telgraf geldi kulübe. İşte milli takıma seçildiniz diye. O benim hayatımda bir dönüm noktası olmuştur. Sonrasında tabii benim milli takım maceram başladı Ereğli Erdemirspor'dan. Babam da o güne kadar bana çok izin vermeyen, destek olmayan babam o günden sonra benim en büyük destekçim, tabiri caizse ikinci antrenörüm ve mentörüm oldu. İşte ondan sonra top oynamaya giderken kızan adam, gece yatarken ballı sütü getirip bunu içmeden yatamazsın diyen, işte pikniğe giderken arabayla yolda indirip yaklaşık 6-7 kilometre arabanın peşinden koşturan, denize gittiğimiz zaman sahilde özel antrenman yapan adam oldu, değişti. Allah ondan da binlerce kere razı olsun. Biliyorsunuz o dönemde futbolcuya kız bile vermezlerdi. Futbolcu dediğin zaman milletin illallah ettiği, böyle farklı baktığı ve böyle enteresan bir bakış açısı vardı futbolcuya karşı. O yüzden böyle toplumda çok meslek olarak görülen bir iş değildi futbolculuk. Üniversite sınavına girdim ve İstanbul'u kazandım. Yaklaşık bir hafta sonra Allah rahmet eylesin Yılmaz Yücetürk Hoca, o zaman Fenerbahçe'nin altyapı koordinatörüydü. Telefon geldi, ben dedi Yılmaz Hoca, Ertuğrul İstanbul'u kazanmışsın dedi. Tebrik ediyorum, biz de oynar mısın dedi. Tabii ben o yaşta Fenerbahçe'den bir teklif geliyor. Dünyalar benim oldu. Tabii hocam dedim, ne demek yani, benim için bir şereftir. Sezon sonunda Yılmaz Hoca A takımın antrenörü oldu. Çok sevindim. Dedim ki beni de mutlaka A takıma alır. Almadı, bir tercih yaptı. A takıma almadı. Tabii orada bir karar vermem gerekti. Fenerbahçe'den ayrıldım. Gaziantepspor'a gittim.
Gaziantepspor'da 2 sene oynadıktan sonra Samsun macerası başladı. Samsun'da da şöyle bir şey oldu. O acı, elim hiçbirimizin unutamayacağı, herkesin böyle yüreklerine bıçak gibi saplanan kaza senesinde ben Gaziantepspor'da oynuyordum. O sene Samsunspor o elim kazayı yaşadıktan sonra Samsunspor'un maçları durduruldu. Aynı bu sene Antep ve Hatay gibi. Bir sene sonra yine Süper Lig'de devam edecek Samsunspor. Samsunspor'un kazadan sonraki ilk futbolcusu olarak sezon sonunda anlaşmayı imzaladım ve Samsunspor serüvenimiz başladı. Kazadan sonraki ilk sene enteresandır. Küme düştük. Sonraki sene şampiyon olup çıktık. Sonraki sene tekrar düştük. Sonraki sene tekrar şampiyon olup çıktık. 5. senede ligi 5. bitirdik. O sene çok iyi geçen bir sezondan sonra bütün takımların istediği ve kıyasıya bir transfer yarışı içerisinde kendimizi bulduk. Başkanımız İsmail Uyanık anlaşma yapacağımız dönemde benden rica etti. Dedi ki biz dedi seni aldık, yetiştirdik, işte belli bir seviyeye getirdik. Bir sene daha bizde dursan dedi. Ben de açıkçası daha böyle olgun, daha güçlü bir şekilde istediğim kulübe gitmek için teklifi kabul ettim. Ki o teklifi kabul etmem benim, bence hem benim için iyi oldu hem de İsmail Uyan'ın yapmış olduğu o kadar zahmet, o kadar çektiği sıkıntının karşısında ona da Allah'tan bir ödül oldu. Sonraki seneyi ben çok güzel bir şekilde geçirdim. 1 milyar bile alamayacakken Samsunspor sonraki sene 70 milyarlık bir bütçeyle ki 58 milyarını Samsunspor aldı. Ki o gün itibariyle 2 milyon dolar yapıyordu ve Türk futbolunda daha milyon dolar konuşulmuyordu. O günkü şartlarda Schalke 04 beni istiyor. Başkanımız İsmail Yönük diyor ki problem yok, ben size rahatlıkla veririm. Ertuğrul'la konuşun. Ama diyorlar ki işte ne kadar bunun bonservisi? İşte bugün bana ödenecek rakam 2 milyon dolar. Schalke 04'ün söylediği bizim yıllık bütçemiz bu kadar. Yani takımın bütçesi bu kadar. Vazgeçiyorlar şeyden, transferden. Ve o parayı veren takım da Beşiktaş oldu. O güne kadar transferde ketum davranan, yani böyle eli sıkı olan, çok fazla para harcamayan Beşiktaş, Daum'un ısrarı ve kulübün de beklentileri doğrultusunda transferi yaptı ama o işten ne ben mahcup oldum ne de Beşiktaş kulübü mahcup oldu. Şöyle bir anımı anlatmak istiyorum. İsmail Uyanık bana şunu söyledi. Ertuğrul dedi, ben dedi Beşiktaş'tan da Fener'den de Galatasaray'dan da hemen hemen aynı rakamı alacağım. Dedi ki tek ricam var senden. İlk Süleyman abiyle konuş, ona söz verdim. Tamam dedim. Tabii ben Samsun'dan İstanbul'a geldim. Beşiktaş kulübüne geçeceğiz. Beşiktaş kulübünde şu anda Akaretler'deki binayı biliyorsunuz ya. Orası yoktu. O yukarıya geldik ama gelemiyorsun. Bütün sokaklar dolmuş. Yani benim oraya geleceğimi duyan Beşiktaşlılar eksik olmasınlar. O sokakta caddeler kapanmış. Biz arabadan indik böyle kulübe girdik. Şunu söyledim ben sadece. Buradaki sizin bir dengeniz vardır. Onu bozmak istemiyorum. Üst limitiniz neyse bana da onu verin. Yani ben fazlasını istemiyorum. İşte yok işte sen daha gençsin falan filan, böyle bir ufak bir anlaşmazlık oldu. Dedim ki iyi o zaman, tamam ya, anlaşamıyorsak gidelim. Ferhat abi vardı, Ferhat Özgen. Böyle yaptı. Ertuğrul dedi, şu dışarı bir bak bakayım dedi ya. Buradan dedi anlaşma imzalamadan dedi ne sen çıkabilirsin dedi ne biz çıkabiliriz dedi. Neyse oturduk, anlaştık. 70 milyarlık bir maliyet. Tabii Beşiktaş için çok büyük bir rakam. Hele Süleyman Başkan için o güne kadar yapmadığı bir iş. Soğuk teller döküyor. Beni çekti bir kenara. Ulan bana bak dedi Ertuğrul. Bak bu kadar parayı dedi sana verdik. Dağım Hoca da dedi seni çok istedi. Bak dedi ne olur dedi senden rica ediyorum. Çok çalış. Ne bizi mahcup et ne kendin mahcup ol dedi. Tamam dedim başkanım, siz merak etmeyin. Allah'a şükür o sezon 24 gol attım. Takım şampiyon oldu. Ve sonrasındaki işte geçen 5 sezon, toplamda 6 sezon Beşiktaş'ta, işte bir Toşak döneminde mevki değişikliğinin dışında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ın efsaneleri arasına girdiğimizi düşünüyorum. İşte bugün Beşiktaş maçına gittiğimizde Vodafone Park'a, Allah'a şükür orada taraftarın sevgisi, ilgisi, saygısı beni mutlu ediyor. Yani o dönemi iyi geçirdik. İyi ki Beşiktaş'la anlaşmışım diyorum. İyi ki Beşiktaşlı olmuşum diyorum ve gelinen noktada şu günde bunu gururla söyleyebiliyorum. Çok ağır bir yükün altına girdik. 70 milyarlık adam diye bir şey sırtımıza yüklediler. Hatta çok ağır eleştiriler de oldu süreç içerisinde. 70 milyarlık adam 7 bin liralık oynamıyor diye falan filan, ama işin sonunda
Allah'a şükür o sıkıntıları da atlattık ve güzel bir ilk seneyle beraber sonrasında güzel geçirdik ve güzel izler bıraktığımızı düşünüyorum. Yıldız Tekniği bıraktım. Gaziantep'te ODTÜ'yü bıraktım. Ankara'da Gazi Üniversitesi'ni kazandım. Beden eğitimi sporu. Oraya kayıt yaptıramadım. Ama sonucunda Samsun'da üniversiteyi bitirecek zamanı buldum. Üniversiteyi bitirdim. Beşiktaş'a geldim. Beşiktaş'ta o kadar yoğun maç trafiği. Sonrasında milli takımda oynuyorum. Milli takım. Avrupa kupaları falan derken 98'de yüksek lisansa başladım Sakarya Üniversitesi'nde. Orada başladığım yüksek lisansımı Samsun'a döndükten sonra 19 Mayıs'ta bitirip belki de bugün Türk futbolunda üst düzey antrenörler arasında akademik kariyeri en yüksek antrenör benim. Yani benim yapmış olduğum en önemli fedakarlık budur. 16 yaşında çıktım, İstanbul'a geldim, gurbete. Ondan sonra o yoğunluk içerisinde devam ettim. 16 yaşından beri Türk futbolunun içerisindeyim. 16 yaşından beri Türk futbolunda birçok şeyi tabii değiştirmek istedim. Abi değiştirdiğimiz şeyler de oldu ama Allah'ıma şükürler olsun ki bugün kendimle gurur duyduğum bir şey var ki Türk futbolu o kadar böyle bozuldu, seviye yerlere düştü ama beni değiştiremedi. Allah'ıma şükürler olsun ki bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Türk futbolunun bence en önemli sıkıntılarından birisi yönetsel beceriksizlik. Bir defa Türk futbolunun gerek federasyon bazında, gerek kulüpler bazında futbolun içinden gelmiş ve futbola ait donanımları olan, bilgisi, tecrübesi olan, Türk futbolunu çok iyi tanıyan, Türk futbolunun sorunlarıyla böyle içli dışlı olmuş, haşır neşir olmuş ve onları artık böyle kendi sorunu gibi bilen insanların bir defa oralarda, yani hem federasyonun kademesinde hem de kulüpler kademesinde olması gerektiğine inanıyorum. Türk futbolcularının bence en önemli hatası şu, az çalışıyoruz, çabuk kendimizi olduğu görüyoruz ve kendimizi geliştirmeyle alakalı hem kişisel olarak hem de futbola ait değerler anlamında kendimizi geliştirme noktasında çok eksiyiz. Ben halen oldum demiyorum, halen çalışıyorum, halen kendimi geliştirmek için, değiştirmek için ki bu öz eleştiriyi de yapıyorum, değiştirmek için uğraşıyorum. Bursa Spor'la şampiyon olduğumuz maçın konuşma metnini ben halen böyle beynime kazımışımdır. Orada şunu söyledim, çocuklar dedim, siz gönüllerin şampiyonusunuz. Ya biz biliyorsun, biz son maça çıkıyoruz, Fenerbahçe önde, biz arkadayız. Ki herkesin olduğu gibi birçok insanın umudu yok yani Fenerbahçe Trabzon'u yener, şampiyonluğu bırakmaz. Ama ben o gün kulüpte çalışan, o zaman Bursa Spor TV vardı, yayına devam ediyordu. Burak Uçar vardı orada, Bursa Spor TV'nin müdürü arkadaşımız. Mesela maç günü gündüz saat 3 ya da 4 işte ben odada böyle otururken o da kapının önünde geziniyor. Elinde mikrofon, yanında kameraman. Böyle kapıda biraz açık. Dedim ki Burak ne geziyorsun dedim ya. Tabii biraz böyle morallerde şey, canlar sıkıntı. E hocam dedi ya, röportaj yapsam mı yapmasam mı diye dedi, şey yapıyorum dedi, düşünüyorum dedim. Gel gel dedim, yap röportajı, şampiyon olduktan sonra dedim yayınlarsınız. O gün benim inancım, inanın, sonsuzdu şampiyonluğa. Ve kulüp müdürü Osman abiden rica ettim. Osman abi dedim, bugün farz et ki biz şampiyonluğu garantiledik, sen de maça hazırlık yapıyorsun. Hafta içinde söyledim onu. Senden rica ediyorum dedim, biraz hakkım varsa sizde, şampiyon olduğumuzda nasıl bir hazırlık yapıyorsan aynısını yap dedim. Ya hocam dedi, bu kadar dedi masrafı dedi, şimdi başkan dedi kabul etmez falan. Dedim başkandan da rica et. Şampiyon olduğumuz zamanki ne düşünüyorsanız aynısını bu hafta hazırlayın dedim. Sonra gitti güle güle geldi, hocam kabul etti falan filan dedi. Başkan dedi ki, onun dedi bir bildiği vardır dedi, hazırlayın dedi. Şey yaptırdım yani, hazırlığı yaptırdım işte maçtan sonraki o havai fişekler, ondan sonra o şeyden o ışık, yüzmeleri şeyleri, onların hepsi önden bunun hazırlığıdır yani. O günkü maç konuşması benim hayatımda hiç unutamayacağım. Çok da dedim ki, siz dedim zaten gönüllerin şampiyonusunuz. Ama dedim çıkın bugün, şu maçı kazanın, inanın dedim biz şampiyon olacağız. O gün o inançtan o konuşmayı da yaptım ve çocuklara gittiler, gereğini yaptılar. Allah da bize hak ettiğimiz şampiyonluğu bir şekilde yaşattı. Allah rahmet eylesin. Erdoğan Arıca, Samsun Spor'da beraber çalıştık. Ben onun yardımcılığını yaptım. O hep şöyle derdi. Çocuklar, şansa hazırlıklı olun. Yani sonuçta tabii şans seni buluyor ama eğer sen o şansa hazırlıklı değilsen o bir şans olmaktan çıkıyor. Belki de böyle hayatın boyu unutamayacağın da bir pişmanlık oluveriyor senin için.
O yüzden şansa her zaman hazırlıklı olmak lazım. Bu hayatın içinde de böyledir. Futbol ortamında da böyledir. Yani çocuklara mesela hep ben onu söylüyorum. Oynamayan oyuncu. Üçüncü kalecisin diyelim. Ama bir hafta içerisinde birinci kalecin kırmızı yiyor, ikinci kalecin sakatlanıyor, üçüncü kaleci bir bakıyorsun birinci kaleci olmuş, oynuyor. Sen iyi çalışmadıysan, kendini hazırlamadıysan, o şansa hazır değilsen o fırsatı kullanamayacaksın demektir. O yüzden şansa insan her zaman hazırlıklı olmak zorundadır.